Benim ismim bende kalsın da kafada olmayana hayat çok iyi. Kafada olmayana hayat çok güzel, dümdüz ortalık. Ama kafada var ise de çok şey hayat, değişik. Hayat çok değişik. Kafada olan gerçek bir insan var ise bu memlekette. Savaşta, Ukrayna savaşta, Filistin savaşta biz oradan tereyağı getiriyoruz, sıvı yağı getiriyoruz, biz oradan burada arpa getiriyoruz. Avrupa bizi kıskanıyor değil mi? Avrupa bizi kıskanıyor da biz onlardan tereyağı sıvı yağı getiriyorsun, burada arpa, mısır getiriyorsun, her şey bizi kıskanıyor. Fakir, iyice fakir. Bir zenginler yukarıya doğru. Artık daha burada hayat nasıl olur söyleyelim sana. Hayatın nasıl olacağını sen iyi bilgesin yani. Hayatın nasıl olacağını çok iyi bilgesin. Zor gidiyor. Ben Artvin Şavşaşıyan köyün eski muhtarı Hayri Zengin. Emekliyim. Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan emekliyim. Emekli idareci yani muhtarlık vesaire. Abi hayat çok pahalı. Gerçek bir şey. Yani ben böyle burada maksadım siyaseti eleştirmek değil. Ben AK Parti ilçe teşkilatını da Şavşat'ta ilk kurucusuyum. Ama hayat pahalı yani. Geçinemiyoruz. İşin gerçeği bu. Benim ekonomim düzgün olmasına rağmen geçinemiyorum. Bir noterde bir evrakı imzalattırmak 1 milyon 950 bin lira dün. Belgeli bulgulu söylüyorum. Ben muhtarım. Bir evrakı yalnız imzalattırmak orada 1 milyon 950 bin lira verdim. İstersen makbuz cebimde göstereyim eğer şeyse. Olay bu. Bir kilo bir şey alıp evimize götüremiyoruz. 8260 lira maaş alıyorum. Eskiden 777 lirayla emekli oldum 2009'da filan. Her şeyi çuval işi alırdım. Kilo yoktu benim evimde. Şimdi vallahi billahi kiloyla alamıyoruz. Bunu söylemek yani şey değil yani. Ben AK Parti ilçe teşkilatının kurucusuyum. İyi de bir AK Partiliyim. Eleştirmiyorum ama siyasilere de bunu söylemekten hiç asla ve asla kaçınamam. İnşallah yetkililer anlar. Evet. Yani benim burada gayem yine dediğim gibi vatansever bir milletim. Gaziantep Kilis'te askerlik yapmışım. Jandarma çavuştum. Devletini seven bir insanım. Ama ekonomi gerçek sıkıntıda. Eskiden 5-6 tane sokaktaki insanları bulduğum zaman yemeğe götürürdüm. Şimdi istiyorum ki acaba beni kim yemeğe götürecek? Yani bu hayatın kaçınılmaz bir yönüdür arkadaşım.